Almanca var mı? Ben bugün bilmeyi isterdim. Neden? Havaalanında. Ya havaalanı onları çok gelmiş. Ha. Abi siz yine havaalanında sıkıntı olmuş sizde. Ben de Viyana'dan buraya dün geldim ben. Araba kullandım. 2-3 arkadaş kullandık çünkü anca 17 saatte geldik çünkü. Abi biz buraya yakın zannettik ne bileyim. Bir çıktık yola. Viyana bitti, Almanya'ya girdik, o bitti, Liechtenstein'e girdik. Arkadaş o bitti, yeniden Avusturya'ya girdik, o bitti, Almanya. Ulan dedim bu ne? Yani alt üst, İsviçre'ye gideceksin işte yani. Bitmeyen ya, 13, bak sabah 7'de bindik, yemin ediyorum. Akşam 8'de buradaydık. Siz yine pasaportta yani hani gümrüklü bir yerde. Biz de Avusturya sınırında... Sınır serbestken ben geçemedim ya. Ya sınır açıkken geçemedim. Böyle bir şey var mı ya? Bir tane polis koymuşlar, o da beni buldu. Arabana işte otoban damgası yapıştıracaksın. Hadi git otoban damgası al. Arabanın bilmem neyi çalışıyor mu? Hadi gel ona bak. Pasaportları çıkart. O yetmedi. Bir... Abi ben hayatımda bu kadar kuralcı bir yer görmedim ya. Evet. Vallahi çok kuralcı. Yani iyi de bir şey. İyi bir şey. İyi bir şey de ama... inisiyatif almak da herhalde bize özgü bir şey ya. Doğru, inisiyatif evet. Almak bize özgü. Ama yani ama ben tabii şeyi seviyorum. Yani araba park edeceğim zaman burada yerler var yani park edemiyorsun. Evet, evet. Bizde mesela ben arabamı çıkarttığım zaman duba koyabiliyorum yani. Evet, doğru. Ya da aynen. Zeytinyağı tenekesi koyarsın mesela. İçine beton döküp o benim meselemi halleder. Ya çok çok ben hayatımda 6 saat araba kullandım. Bu kadar sinyal vermedim ya. Bak ben bu kadar sinyal vermedim ya. Artık şerit değişti. Her yerde sinyal. Takada 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 takada. Bittim ulan. Sinyalden bittim yani. Ciddi. Bak burada bir tane şey var. Kurallar var. Ben çıkarttım onları. İsviçre'de İnternette yazıyor bunlar yani de. Özel hayvanları mesela tek alamıyormuşsun bazılarını. Çift almak zorundaymışsın. Aa çok güzelmiş. Bu harika. O harika çok bence güzel. Tabii. Vallahi. Yani herkesin hakkı var tabii. Ona da hakkı var tabii yani çift olmaya diye. El freni çekmezsen ceza veriliyormuş bazı kantonlarda. Dururken. Köpeğin varsa vergi ödüyormuşsun. Aa. Ya bizimkiler bedavadan yaşıyor yanımızda. Tabii. Sıkıntısız ya. Çocuğuna garip bir isim veremiyormuşsun. Aa nasıl yani? Bu da o zaman ben orada yaşayamam dersin. Hayır valla öyle. O akşam ondan sonra bazı kantonlarda dışarı çiş yapmak yasakmış. Ha pardon eve çiş yapmak yasakmış. Aa. Eve. Valla bak internette var girin bakın. Ben İsviçre'yi sizden iyi bilen bir abiniz olarak bunları bilin diye anlatıyorum. Peki iyi mi kötü mü anlamadım ben yani. Biz yapamayız. Bizde bu genişlik varken yapamayız. Bak ben talk showcu olarak ayağımı altıma koyup oturuyorum. Tamam. Doğru mu? Burada bir yeri geliyor bunu yapıyorum. Evet. Şimdi burada bir olabilir mi böyle bir şey yani burada falan. Yani burada tamam kuralı rahat da biz alışık değiliz öyle şeylere. Alışkın değil. Değiliz. Buradan da mı bir şey çıkardın vallahi? Bir şey söylemeye de gelmiyor. Şarkı ya? En çok sevmiştim Fahrettin, ya. Fahrettin, getir lan yüzükleri. Ne olacak sonuçta? Tamam, ben oldu artık hadi. Bitti bu. Bu da böyleymiş ya. Bir şey söyleyeceğim. Söyle ya. Bütün ekibin onay veriyor. Bütün eşin, dostun, işte Ulu, Firuz abi falan. Evet. Benim müzisyen arkadaşlarım evet. Geldi. Onları da aldın arkana. Hadi bakalım. Tamam. Yok, efendim? Ne, bir şey de, bak biz karşıyız diyor hanımefendi. Ne? Çünkü onlar benim evlenmemi istemiyorlar. Neden? Neden? Çünkü neden? Çok düşünceliler. Biz yandık o yanmasın diyorlar. Ne demek? Düşünceden yani bunlar. Ben yakar mıyım? Ben bana gelen cenneti yaşar canım. Sen bugün neler yapacaksın bize? Bir şey çalıştın, konu değişsin, bir şey var. Evet, bence de. Bence de. Arkadaşlar bunlar hep işin şakası tabii. Evet, evet. İnşallah. Ya ben de şaka diye şey yapıyorum yani şakaya vuruyorum.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.